Merhaba sevgili çocuklar. Bugün bölme işleminde sağlama konusunu size basit bir yoldan anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bölmede bölünen, bölen, bölüm ve kalan kısımları var. Şimdi bölünen kısmımıza şekillerden bir bölünen oluşturalım. Bizim bölüşülmek istenen nesnemiz 6, evet, 7 tane elma olsun. 7 tane elmayı, yani bölünen sayımızı iki arkadaş paylaşmak istiyor. Yani bölmek istiyor. Yani burada bunu düşünelim. Bölünen şeyi bölen kişiler paylaşmak istiyorlar. O zaman şöyle düşüneceğiz. 7 tane elmayı ben iki arkadaşa nasıl paylaştırabilirim? Evet, 7 elmayı ben 2, 2, 2 paylaştırırsam kaç tane İkişerli elma vermiş olurum? 3 tane. 3 kere 2, 6 elma eder. Beş. 6 elmayı 7 elmadan çıkarttığım zaman kalan 1 elma olur. Yani burada ben 7 tane elmayı 2 kişiye bölüştürdüğüm zaman bu 2 kişiye 3 tane, 3'er tane elma düşer. 1 tane de elmam kalır. Peki acaba bizim yaptığımız bu işlem doğru mu diye kontrol etmek istersek bunu nasıl yapacağız? 7 tane elmamız vardı. Bu 7 elmayı iki arkadaş paylaşmıştı. Her birine 3'er tane elma düşmüştü. Bir tane de elmamız kalmıştı. Öyleyse bu bölen arkadaşlar yanlarındaki elmaları da getirsinler. Her birisine ne kadar düşmüştü? 1, 2, 3 elma bir tanesine düşmüştü. 1, 2, 3 elma da diğerine düşmüştü. Evet, elmalarıyla birlikte geldiler. Bir tane de kalan elma vardı. Evet. Hepsini birleştirdiğimizde toplam 7 elma tekrar meydana geldi. Dolayısıyla işlemimiz doğru. Peki bunu biz işlem olarak yapacak olursak nasıl yapabiliriz? Evet, iki arkadaş yani bölen çarpı bu kişilerin kendilerine düşen elma miktarı kaçtı? 3 elmaydı. Bu da neydi? Bölümdü. Bölüm. Artı kalan varsa kalan elma sayısı. Bölen kaçtı? 2 kişiydi. Bölüm yani düşen elma sayısı, her birine düşen elma sayısı kaçtı? 3'tü. Artı bir tane de elmamız kalmıştı. 2 tane 3 kaç eder? 6. Artı 1 eşittir 7 elma eder. Başta 7 elmamız vardı. İşlem sonucumuzda elma 7 çıktı. Dolayısıyla sonuç eşitse işlem ne oluyor? Doğru. Şimdi daha zor bir problem üzerinden gösterelim. 465 tane bilyeyi 5 arkadaş bölüşecektir. Her birine kaçar tane bilye düşer diye bir sorumuz olsun. Evet, sorumuzu ne yapacağız? Tabii ki de bölme işlemiyle çözeceğiz. 465 bölü 5. Evet, 4 tane bilyeyi 5 kişiye bölüştüremeyiz. Ne yapıyorduk? 46 bilyeyi 5 arkadaşa bölüştürüyoruz. 46 bilyeyi 5 arkadaşa bölüştürürken 5'er 5'er sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Evet, elinizle sayarsanız 9 parmağınızı saydığınızı fark edersiniz. 9 kere 5
45. İşlemimizi yine işlem sırasına uygun olarak yapıyoruz. Sakın 4'ten 4'ü çıkararak başlamayın. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. 1 bilye kaldı, dağıtamayız. 1 5'i yanına ilave etmem lazım. 15 tane bilyeyi 5 arkadaşa kaçar tane bölüştürebiliriz? 5, 10, 15. 3 kere. 5 kere 3, 15. Evet. Her birine 93 tane bilye düşer. Peki acaba bu işlem doğru mu? Şimdi bunun sağlamasını yapalım. Sağlamamızı nasıl yapacağız? 5 ile 93'ü çarpıp kalanla toplayacağız. Kalan 0 olduğu için toplamıyoruz. Direkt çarpma işlemimizi yapıyoruz. 5 kere 3, 15, 9 kere 5, 45, 46. Gördüğünüz gibi sonuç 465. Bölünen sayımız da 465. Dolayısıyla işlem doğru. Peki bölme işlemimiz kalanlı bir bölme işlemi olsaydı. Örneğin 679 bölü 9 olsaydı. Hemen bölelim. 69 da 9. 7 kere. 7 kere 9 63. Çıkarıyorum. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. 0 kaldı. 9 aşağı iniyorum. 49 da 9. 5 kere 9 kere 5. 45. 4 kaldı. Evet. Burada gördüğümüz gibi bölen 9 bölüm 75 kalan da 4. Şimdi sağlamamızı yapalım. Sağlamayı yaparken nasıl yapıyoruz? Bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Bu iki soru işaretini çarpıyoruz. Bu soru işaretiyle ekliyoruz ve bize bölüneni veriyor. Bölen kaçtı? Arkadaşlar şöyle gösterecek olursam. Bölen 9'du. Bölüm 75'ti. Ne yapacağız? 75 ile 9'u çarpacağız. 9 kere 5, 45. Elde var 4. 7 kere 4, 9 kere 7, 63. 4 daha 67, 675. Kalan 4 ise topluyoruz. 679 ve 679 bölünen 679 olduğu için işlem doğru.